Merhabalar değerli izleyicilerimiz. Bir Posta özel yayınımızda sizlerleyiz. Değerli konuğumuz bugün İstanbul'dan geliyor efendim. Luba Teknoloji'nin genel müdürü Derya Ece Özel bugün bizlerle dilerseniz Derya Hanım'a hoş geldiniz diyerek de sohbetimize başlamış olalım. Hoş geldiniz. Nasılsınız Derya Hanım? Hoş buldum. iyiyim sizler. Çok mersi bizler deyiz. Tanıyabilir miyiz sizleri de? Evet. E, Derya Özel kimdir diye soruyorsunuz. Evet. Derya Hanım hem makine hem kimya mühendisidir hem de üzerine master yapmıştır işletme masterı. Hı, hı. E, 8 yıl özel bir sektörde özellikle inşaat sektöründe çalışmış. Ondan sonra da kendi işini kurmak amacıyla Luva Teknoloji'yi kurmuştur. Şu anda da e, Luva'nın genel müdürü olarak Harika. Profesyonel hayata devam etmekte. Luvo teknoloji öyleyse neler yapar bünyesinde, ne gibi faaliyetleri vardır? Evet, luvo teknoloji aslında biraz bizim sektöre ters. Çünkü e, bizim sektör biliyorsunuz inşaat sektörü erkek egemen bir sektör. Hı hı. Fakat herhalde hem genç bayanların olması, zaten ismini de e, kadından gelen güzellik. Demektir Luva. Wow. O o yüzden hep genelde kadın bir personelimiz olduğu için inşaat sektöründe hem e, mühendislik hizmeti hem satış hizmetlerini beraber sunan bir firmadır. E, yaklaşık bir buçuk sene oldu kurulalı ve e, adım adım da e, yeni projelerle onunla devam ediyor. Süper. Öyleyse sizin firmanızı diğer firmalardan ayıran en önemli özellik nedir desem? Birincisi Derya en önemli özellik biz hani satıştan ve kardan çok öncelikle projelendirme hizmeti veriyoruz. Yani önce müşterimizin bizden ne istediği ...ne Hı -hı. beklediğini anlayıp ona özel çözümler sunuyoruz. Hı -hı. Yani kalıp değil daha çok ona özel. Yani işletmesini sağlayacak, enerji verimini sağlayacak... ...aynı zamanda ekonomik olarak onu rahatlatacak çözümler sunuyoruz firma Hı -hı. olarak. Hı -hı. Ve dolayısıyla da müşterilerimiz bizle çalıştıktan sonra... E, ...dolayısıyla da başkaları çalışmak istemiyor Memnun kalıyorlar. <maalesef. gülüyor> <laughs> Aynen öyle. Firma olarak hedeflerinizde neler vardır? Aslında Luvan'ın kuruluş hikayesi çok enteresan. E, şöyle... E, nasıl anlatayım ben size aslında bir okul kurma amacıyla kuruldu. Yani normalde hani profesyonel hayatımıza devam ediyoruz. İyi bir gelirimiz var. Fakat Hı -hı. daha sonra e, özel bir çocuklar için bir şeyler yapabilmek adına e, bir okul amacıyla kurulmuş bir firma. E, şu andaki Luva'nın en büyük amacı bu. Önce kendini var etmek. E, diğer insanlar özellikle de bayanlara istihdam sağlamak. Ve ondan sonra da yoluna bir okulla devam edip daha da ihracat yapmaya devam etmek. Numan'ın amacı bu. Aslında kendimizden çok birilerine faydada bulunmak. Hmm. Bir farkındalık yaratmak istiyoruz hı hı. bu sektörde. Hı hı. Diğerlerinden bir farkımız olsun istiyoruz. Hı hı. Evet para kazanalım, yükselelim. Aynı zamanda etrafımızdaki insanlara da bir şeyler verelim. Dolayısıyla da bence şu an toplumumuzda firmaların en çok ihtiyaç duyduğu şeylerden biri bu olduğunu düşünüyorum <laughs> kısacası. Peki Derya Hanım mesleğiniz sizin için keyifli ve zor yanları nelerdir desin? <gülüyor> çok. <gülüyor> Mesela en son iki ay önce bir ağrı hastanesinin devlet hastanesine gitmiştik ve ben çok fazla yükseklikten korkarım ve benim işim gereği de çatılarda sıtma yapıyoruz kablolarla ve gerçekten o yüksek çatının tepesine çıktım. Tepesine çıktım ama bayılmamak için zor tutuyorum yani insanların kollarında falan çıktım yani bizim işimizin Zor yanı, mekan, şantiyelerde olduğumuz için hem temel, tepelere tırmanıyorsunuz, Tehlikeli. hem korkularınızla yüzleşiyorsunuz. Hı -hı. Hani işçilerle abi kardeş oluyorsunuz, öyle söyleyeyim. Hani böyle göründüğümüze bakmayın, aslında bildiğiniz baretimizi, geleğimizi gibi şantiyelerde çalışıyoruz. Ben de çalışıyorum, Hı -hı. hala da çalışmaya devam ediyorum. Aslında işin sırrı da bu, hani mutfağına indikçe e, problemleri, zorlukları, sıkıntıları anlayıp daha da e, verimli hale geliyorsunuz. Hı -hı. Mesela o çatı beni çok zorlamıştı, yani bayağı bir kendime gelememiştim. Keyifli yanları? Keyif çok güzel seyahat ediyorsunuz. Bayılıyorsunuz. Yani çok fazla seyahat ediyorum. Hani bir şantiyemiz Bodrum'da oluyor. Bir şantiyemiz tabii Ağrı'da oluyor. Ee, seyahat etmek en güzel yanı. Bir de Hı -hı. çok fazla değişik insanlarla tanışıyorsunuz. Her gün yeni bir insanla konuşup ondan yeni bir bakış açısı öğreniyorsunuz. Bu da beni besliyor açıkçası. Hı -hı. Öyleyse hem kendinize de firmanızı nerede görüyorsunuz? Gelecekte nerede görüyorum? Ee, Luva'yı özellikle 8 ülkede ihracat yapabilen, özellikle de Avrupa'da üretim Avrupa'ya üretim yapabilen bir firma halinde görüyorum. Hı hı. Bu benim aslında e, kişisel olarak da bir hedefim. Çünkü e, uzun bir dönem e, yurt dışında okuduğum için e, o zamanlarda diyordum hani Derya ileride sen burada bir şeyler yapacaksın deyip şu anda da benim aslında en büyük amaçlarımdan biri firma ve kişisel olarak ihracat yapan bir firma haline, üreten bir firma üreten. haline gelebilmek. Harika. Bu iş yapmak isteyenler öyleyse sizlerin tavsiyeleriniz neler olacaktır? Ee, yükseklikten korkmayın. <laughs> <laughs> ben korkuyorum. Ee, sabırlı oldun çünkü bence genç nesilin en büyük eksikliği o sabır. Hemen her şeye sahip olmak istiyorlar. Fakat bu hemen öyle kolay olmuyor. Emek vermek lazım e, ee, emek verip sabrettikten sonra o özellikle meyvelerini toplamaya başladığınız zaman inanılmaz bir keyif duyacaklar. Ya başarma güdüsü. Hı hı. Yani bence bu. En önemlisi bu. Hem yapmak isterlerse zaten başarı da gelecektir. Evet inançla birlikte. da, İnanç da gelecektir. E, farklı projelerde olacaktır. Peki bu proje doğrultusunda mı hep ilerleyeceksiniz? Ekstra düşündüğünüz bir şeyler olacak mı? Sadece inşaat alanında ilerlemek mi? Çok. Aslında değil. Ee, kendimle ilgili açıkçası bu konuda çok fazla sınır koymuyorum ben. Çünkü bir şeyi yatağında bırakmak lazım. Hani o seni buluyor. Hı -hı. Sadece inşaat olarak düşünmüyorum. Kendimi sınırlandırmıyorum. Ee, özellikle de üretip üretebileceğim, fayda sağlayabileceğim başka sektörler de olacağını düşünüyorum. Ama bir yerden başlamak gerekirse evet şu an inşaat sektöründe başlayacağız. Hı -hı. Ve neden olmasın kısmet her şey kadar kısmet göreceğiz. Kesinlikle yeter ki isteyelim. Biz yolumuzda ilerleyip istekli devam edelim. Aynen öyle sabır gösterelim emek gösterelim. Aynen. üretirsek muhakkak ki farklı yollardan da güzel kapılar açılacaktır. Nice de. güzel öyleyse sizlerin başarılı projelerinizde her daim isminizi imzanızı görmek dileğiyle yolunuz katlı kat açık olsun Derya Hanım. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Değerli konumuz efendim. Luba Teknoloji'nin genel müdürü Derya Ece Özel. Evet. Bugün Postakop Özel yayınımızdaydı. Bir sonraki programımızda da görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.